Herkese merhabalar, selamlar. Azide Hobi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şimdi bugün günlerden Perşembe. Almanya'da bazı bölgelerde, bizim bölgede NRW bölgesinde haftada bir okullar var. Betül'ü biraz önce okula bıraktım. Ben de yürüyecektim. Çok sağanak yağış vardı, çok yağmur yağıyordu. Cesaret edemedim, gözüm korktu resmen. Ama şimdi biraz yağmurdu. Durmuşken dedim biraz yürüyüş yapabilirim. Biraz önce Instagram'da canlı yayın yaptık. Çok tatlıydı, çok güzeldi, hoş sohbet gitti. Aslında YouTube'da da yine böyle yapsam da güzel olur sanki. Ne? Duyamadım. Ay, çok enerji patlaması var. Neyse, hadi ben yürüyeyim de enerjimi şöyle hop diye atayım. Ya bu millet Red Bull falan içiyor. Allah'ım, enerji drink içiyorlar 20 yaşında arkadaş. Arkadaş içme, içme. Onlar senin enerjini hop diye yukarı fırlatıp birden de indirecek. Yapma. Onun yerine kayısı kurusu, üzüm kurusu, fındık fıstık, ceviz, bunları ye. Bak, onları yiyorum, böyle oluyorum. Ya gördün mü? 42 yaşında bu teyzen canım. Evet, sayfama yeni gelenler, ben Azide. Azide o bir sayfasının sahibi. Sayfama hoş geldiniz. Evet. Hadi şimdi ben sizi biraz gezdireceğim, tamam mı? Şu anda hava yağışlı, gördüğünüz gibi. 3-4 gün hava mükemmeldi. Ay, ben kızımla böyle çiçekçilere gittim. Çiçekçide böyle bir gözümüz döndü. Onu mu alsak, bunu mu alsak? Neyse, yani çiçekçide o kadar güzel eğlendik ki. Çiçekler insana ne kadar pozitif enerji veriyor. Renkler enerji veriyor. Çiçekler de Allah'ım harika yaratmış hepsini. Şimdi böyle bir vlog videosu olacak. Biraz oradan, biraz buradan. Almanya'dan selamlar. Hadi görüşürüz. Çanta olarak yanıma bunu aldım. Çünkü aslında yürüyüş falan yapacağım zaman sırt çantası olarak arabanın pisliğine bakmayın, görmeyin. Kapayın o gözlerinizi lütfen. Tamam. Şimdi sırt çantası olarak ya bunu alıyorum ya da bir tane kırmızı çanta var, onu alıyorum. Şu anda kırmızı yağmurluğumu giydim. Şıkır şıkır yağmur yağınca. Şimdi hadi biraz yürüyelim çünkü sakinleşti hava. Evet, arabamızı kilitledik. Böyle kırmızı başlıklı kız halinde. Minnoş minnoş ama bakın, yağmur durdu. Bak yok. Bak yağmur yok, gördün mü? Şuradan geçelim ve yürüyüşe başlayalım Allah'ın izniyle. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Ay, resim de geldi. Aslında oradan alacağım. Hiçbir şey yok. Ama... Aa, aklıma bir şey geldi. Bak, alacak bir şey buldum. Marketten alacağım, aslında çok şey var biliyor musunuz? Süt yok evde, yumurta yok, tereyağı bitti. Ama diyorum ki yani olmadan da oluyor. Ne, öldük mü? Ölür müyüz? Hayır. Neyse. Aklıma ne geldi? Hibiskus alacağım. Hibiskus çayı istiyorum. Şimdi beni eski takip edenler bilir ama ben tekrar edeyim, yeni gelenler vardır sayfaya büyük ihtimalle. Şimdi ben normalde Türkiye'ye hep gelmeden önce, şimdi Türkiye'ye gelme ihtimali olabilirliği birazcık yükseldi. İnşallah bir aksilik olmazsa. Ay, yoruldum. Genelde hep şöyle yapıyordum. Türkiye'ye gelmeden önce bir -3, -4 yapmam gerekiyor. -4, -3 dediğim ne? Kilo. Neden? Çünkü ben İstanbul'a geldiğim zaman, Türkiye'ye geldiğim zaman genel olarak, yani tatil için herhangi bir başka şehirlere de gittiğim zaman, ay ben onu yemeyeyim, ay ben bunu yemeyeyim, öyle bir kafada değilim. Çünkü yani gelmişim, niye yemeyeyim oluyorum ve her dönüşte mutlaka +5 ile dönüyorum. Bazen +3, bazen +4. Hiç 2 ile gelmedim. En az 3 yani. O yüzden de ne yapıyorum? Türkiye'ye gelmeden önce hep böyle bir -3 en azından yapmam gerekiyor. Ay, duralım. -3 yapmam gerekiyor. O yüzden yürüyüşe çıktım. Normalde de bunu zaten yıllar boyunca hep yapıyorum yani. Hani yürüyüş benim hep hayatımda olan bir şeydi zaten de. Şu son 3-4 yıldır biraz ihmal ettim. Arada yine yapıyorum, araya serpiyorum falan ama çok eskisi gibi değil yani. Neyse, yapacağız, kararlıyız. Ay, şu çiçeklerin güzelliğine bak. Harika. Çok güzel. Seviyorum. Ay,
Kafam ıslanıyor. Kapşonumu taktım. Evet. Yani diyeceğim o ki işte nerede hareket orada bereket oldu bugün. Bu kadar yağmur yağacağını düşünmemiştim. Biraz önce o kadar fazlaydı ki. Tam bir sağanak yağış yaşadım yani. O yüzden arabada 10 dakika kalınca Instagram'dan dedim hadi canlı yayın yapalım. Öyle sohbet muhabbet. Şimdi de yürüyüş. Normalde çiçekleri hep balkona çıkarmıştım ama bugün hava çok yağışlı olduğu için bir de bu maalesef güneşte birazcık soldu canım benim ya, mahvoldu bu. O yüzden çiçekleri tekrar içeri almaya karar verdim. Biraz şöyle bakıma alacağım. Ama işte ya bizim de alerjilerimiz var, ne yapacağız sizinle, ama çok da tatlılar. Neyse bırakamam. Yani göz göre göre onları ölüme bırakamam. Yeşil çayımı yaptım. Özellikle böyle çaylarda mutlaka üzerini kapatın ki bu yanlış hatırlamıyorsam eğer İbrahim Sarıçoğlu'nun söylediği üzere bunların içinde bir iyi yağlar var. Onlar uçup gidiyormuş. O yüzden kapağını kapatıyoruz. Çayım birazcık beklerken ben de hafif buraları bir çektireceğim şimdi. Ben Şokito, o ayakkabılarımı giyeyim. Ay güllerimiz yine çok güzel. Yalla yürümek bırakdık. Evet, tamam hadi. Sen geç, ben sana bir şey yapacağım. Arbuz oran. Arabada dinlemek için Betül'e özellikle BTS şarkıları doldurmuştuk içine ama nedense olmadı. Hata veriyor, bir daha deneyelim mi? Deneyelim. Olmadı. Neyse, nasip kısmet değilmiş. Ay mis gibi mis gibi kokuyorlar. Harika kokuyorsunuz. Anne şunu bir kokar mısın? Bir dakika. Ay. Nasıl güzelsiniz? Nasıl batıyorsunuz şu anda elime? Anne şuraya bakar mısın? Kokla bunları. Senin parfümlerden daha güzel. Daha güzel. Tabii ki. Nasıl güzeller Allah'ım, nasıl hayran kalıyorum ben bunlara burada.